Merhaba herkese. Yeni bir videoda sizlerle birlikteyim. Bu videomda sizlere fırında sütlaç tarifi vereceğim. Yalnız biraz ses tonum kötü gelebilir, kusura bakmayın. Boğazımda biraz faranjit var. Şimdi tarifimize geçelim. Öncelikle 2 bardak pirincim var. Ben daha önceden yıkadım ve süzdürdüğüm pirincimi tencereme alıyorum şöyle. Üzeri için de 4 su bardağı soğuk suyum var. Onu da ilave ediyorum. Ben bu pirinçleri şu anda haşlanmaya bırakacağım. Önce altını açacağım. Kaynadıktan sonra kısacağım. Şu an altını açtım. Kapağını kapatıp kaynamaya bırakacağım. Ve daha sonra altını kısacağım. Evet, şimdi pirinçler suyunu çekti. Sütünü ilave edeceğim. Benimki organik bir süt. Şöyle ilave ediyorum. Ben pirinçlerimi iyice haşladım yalnız. Sonradan bir bardak daha su ilave ettim. 3 litre sütüm var burada. Şöyle bir karıştırıyorum. Pirinçlerim biraz bir araya gelmiş. Onu da dağıtıyorum. Bir kaynar geldikten sonra tekrar altını kısacağım. Sütlacım kaynadı. Şu an kendi halinde kaynamaya bırakacağım. Pirinçlerim iyice dağılmasını, helim bırakmasını bekleyeceğim. Şu an kaynıyor. Evet, pirinçlerim kıvam aldı. Şöyle göstermek istiyorum. Şu an ben 1,5-2 yemek kaşığına yakın nişastam var burada. Onu suyla açacağım. Şöyle göstereyim. Yalnız soğuk suda açıyorum. Nişasta topaklanmaması için. Şöyle. İyice açıldığından emin olalım. Eğer topak kalırsa sütlacın içerisinde top top ağza gelir. Hiç hoş olmaz. Ayrıca burada bir tutam tuzum var. Onu da sütlacıma ilave ediyorum. Tuz mutlaka ekliyorum ben. Şimdi nişastamı biraz ılıştırmak istiyorum. Buradan bir kepçe alarak. Evet. Tamam, yeterli. Şu an nişastamı ilave edeceğim. Şöyle hızlı hızlı karıştırarak ilave ettim. Peşine de burada 3 su bardağı toz şekerim var. Onu ilave ediyorum. Şimdi altını açacağım. Tekrar kaynamasını bekleyeceğim. Bu aşamadan sonra artık kapağını da kapatmıyorum. Çünkü kıvamlı bir sütlaç elde etmek istiyorum. Üzeri güzel yanabilmesi için kıvamlı olması gerekiyor. Birazdan da fırına vereceğim. O aşamasını da sizler için çekeceğim. En son şurada da bir paket vanilyam var. Onu ilave edeceğim. İsteyen kabuk tarçın da içerisinde biraz kaynatabilir bu aşamada. Bir tane çubuk tarçın atabilirsiniz. Ama ben bugün eklemeyeceğim. Şimdi en son indirmeye yakın bir paket vanilyamızı da ekledim. Bayağı kıvamlı oldu. Şöyle göstereyim. Zaten böyle olması gerekiyor. Üzerinin güzel kızarabilmesi için. Şimdi kaselerimi alacağım. Eğer sizde böyle toprak kaseleriniz yoksa borcam kasede de yapabilirsiniz. Şöyle tekrar diğer kasemi de dolduralım. Yaz kaseleri yarım bırakmayın. Üzerine kadar dolu olursa o kadar güzel ve kolay kızarır.
Evet, sütlaçımızın son aşamasına geldik. Şimdi ben bir bardak su ilave ediyorum tepsiye. Mutlaka ilave edelim. Çünkü çatlama yapmasın. Şöyle. Şimdi sıcak fırının 200 derece özellikle üst kısmına doğru en üst bölüme koyuyorum. Çünkü üzerinin kızarması için. Şöyle. Sunumda görüşmek üzere. Evet, sütlaçlarım kızardı. Deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun. Bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle.